Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde BB262 web tasarımı dersiyle ilgili uygulama çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Burada şu ana kadar görmüş olduğumuz bir takım farklı özellikleri kullanarak bir web sitesini A'dan Z'ye nasıl geliştirebileceğimizi ve yayınlayabileceğimizi göreceğiz. Buradaki çalışmamızda 960GS yani grid sistemle ilgili bir CSS framework kullanacağız. Bu CSS framework içerisinde belki hareketli bir sayfa yapısı üzerinde durabiliriz. Böylece mobil sistemlere daha uyumlu olacağını düşündüğümüz bir site yapısını gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır. Yine her zamanki gibi kod editörü olarak Adobe'nin açık kaynak kodlu Barakıt isimli yazılımını bu çalışmamızda kullanmayı planlıyoruz. Öncelikle her web çalışmasında olduğu gibi masa üstümüzde bir klasör oluşturalım ve bu klasörün adı Web 001 olsun. Daha sonra bu çalışmamızı internet ortamında yayınlarken klasörü tamamen internete göndererek çok daha rahat bir şekilde çalışmamızı yayınlayabilmemiz de mümkün olacak. Biliyorsunuz Barakıt'ı içerisinde bu klasörü öncelikli olarak tanımlamak gerekiyor ki çok daha rahat bir şekilde dosyalara erişim söz konusu olsun. Web sayfasının klasörü içerisinde bir takım alt klasörler geliştirmek mümkün olabilir. Bu klasörlerde hem imajlar hem de bir takım farklı formattaki dosyaları burada barındırabilmek daha düzenli bir yapı oluşturması açısından yeterli olacaktır. Öncelikle tüm web sayfasına, tüm web sitesine bir şekilde şablon oluşturabilecek bir yapıyı, bir web sayfasını oluşturalım. Buradan yeni dosya diyerek bu çalışmamızı şablon.html olarak kaydedelim. Şablon.html aslında bizim için diğer web sayfalarına kaynak teşkil edecek bir çalışma olacak. Bununla olarak öncelikli olarak HTML yapısını açıp kapatıyoruz ve HTML içerisindeki bilgisayara öncelikli olarak ya da tarayıcıya öncelikli olarak vereceğimiz bir takım bilgileri head bölümü içerisinde ve son kullanıcının göreceği tüm içeriği de body bölümü içerisinde yerleştireceğimizi söyleyebiliriz. Head bölümü içerisine öncelikli olarak oluşturulması gereken etiket meta etiketi olarak seçilebilir. Burada karakter setin UTF-8 olarak hemen hemen tüm dillere destek olması sağlanabilir. Buradaki UTF-8 ile kodlanmış bir web sayfası Latin karakterler haricindeki diğer bütün karakterleri de sorunsuz olarak yayınlayacaktır. İkinci olarak bir title etiketi burada oluşturabiliriz. Bu oluşturduğumuz title etiketi de tarayıcının üst penceresinde yer alan ve aslında arama motorlarının indekslerken veya bir takım erişimler sağlarken ilk önce baktıkları yerdir. Buna da web tasarımı örnek proje olarak isimlendirebiliriz. Body kısmı içerisinde ise bir takım farklı öğelere yer vereceğiz. Burada bir CSS framework kullandığımızdan bahsetmiştik ama web sayfamızla ilgili bir test çalışması için örneğin bir H1 etiketi açıp kapatabilir. Buraya bir başlık ifadesi ve bir de H2 diyerek buradaki ara başlık ve bir de paragraf etiketi vererek buna da metin olarak ifade edebiliriz. Kaydedip dosyamızı çalıştırdığımız zaman sayfamızın ilk yapısı burada görüntülenmiş olur. Aynı zamanda işte Türkçe karakterlerle ilgili kodlamanın vesairinde düzgün bir şekilde oluştuğunu burada gözlemleyebiliyoruz. Aslında her web sayfası veya web sitesi tasarımında tasarımcının kendine ait bir yöntemi olabilir. Bu zamanla sizlerin de geliştireceği bir çalışma şeklidir. Öncelikle renklerle ilgili çalışmaları gözlemleyebilirsin. Nasıl bir tema var? Nasıl bir renk yapısı kullanacağım? Ki bunlara göre fontların büyüklükleri, boyutları vesairesi ayarlanabilir. Ya da burada öncelikle 960.js gibi bir frameworkle çatı kurulabilir. Sonra bunun içeriğiyle ilgili çalışmalar yer verebilir. Buna siz aslında kendinizde karar verebilirsiniz. Renk seçimi içinde aslında eğer bu bir proje ise, bir projenin bir web sitesi ise, projenin logosu ne olabilir? Örneğin
İşte Hacettepe ile ilgili bir çalışma yapacaksa Hacettepe'nin logosu üzerinden işte kırmızı renkler veya kullanılan tonlar buna göre seçilebilir. Renk seçimi aslında birazcık da oradaki temaya bağlı olarak bir yapıdır. Bununla ilgili hatırlarsanız color.adobe.com'da bir takım renk skalaları vardı. Bu renk skalaları da seçilebilir ve buradan da bir renk çalışması gerçekleştirilebilir. Biz çatıyı kurmadan önce isterseniz fontlarla ilgili bir çalışma yapalım. Çünkü dersin ilerleyişinde de aslında benzer bir çalışma yapmıştık değil mi? Önce basit bir web sayfası, sonra fontları biçimlendirebileceğimiz bir takım etiketler CSS tarafından. Daha sonra da 960cs gibi bir CSS framework'ünü gözlemlemiştik. Onun için buradaki yapıda da öncelikle bu web yapısına belki de font olarak, biçim olarak bunlarla ilgili çalışma yapacağımız CSS dosyasını oluşturmakla başlayabiliriz. Buradaki yapı içerisinde öncelikle yeni bir dosya oluşturalım. Bu dosyanın adını da stil.css olarak belirleyelim. Yani bunun bir sonuç itibariyle stil dosyası olduğunu uzantısıyla belirleyelim. Ve H1, H2, paragraf ve linklerle ilgili bir takım standart tanımlamaları yapalım. Burada CSS konusuna da şöyle bir değinmek gerekirse oluşturabileceğimiz farklı CSS yapıları vardı. Bunlardan en temel olan neydi? Bir HTML yapısı içerisinde daha önceden tanımlanmış olan predefined dediğimiz etiketlerdi. Nelerdi bunlar? H1, H2, A, işte P etiketleri vesaire şeklinde. Bunları biz zaten direkt olarak yazarak tanımlamasını yapabiliyorduk. Yani H1 dedikten sonra ayraç adını verdiğimiz ifadelerle bunu oluşturduğumuz zaman ne yapıyorduk? H1 ile ilgili olan düzenlemeler yapabiliyorduk. Bu fontla ilgili özellikleri belirleyebiliyorduk. Bunlar nelerdi? Öncelikle font family dediğimiz bir font ailesiydi. Bir yazı tipi ailesiydi. Burada da font family dememizin niye böyle bir family, bir aile yapısı vardı? Çünkü web üzerindeki fontları değil de makine üzerindeki fontları kullanmaya yönelik bir tanımlamaydı bu. Ve burada eğer birden fazla font verirseniz, işte Arial, Verdana, Sans Serif gibi, bilgisayarda Arial yoksa Verdana'ya bakıyordu, Verdana yoksa Sans'a bakıyordu gibi bir çalışma yapılıyordu. Ama hatırlarsanız CSS Menu Maker içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizim artık internet üzerindeki fontları da kullanabilir hale geldiğimizi görüyorduk. Özellikle Google'ın internet tabanlı bir font bankası vardı. Oradan da fontları çekip kullanabildiğimizi görüntülüyorduk. Burada ama font family'yi öncelikle oluşturalım. Burada ben diyorum ki Arial tabanlı bir site yapısı olsun ve her tanımlamadan sonra noktalı virgülle o satırı kapatıyorduk. Font family'den sonra bir başka önemli durum fontun büyüklüğüydü, font size'ydi. Burada da font size diyerek buna bir piksel tabanlı boyut vermemiz mümkün olabiliyordu. Örneğin 26 piksellik bir çalışma burada oluşturulabilir. Direkt 26 yazsanız da bunu alacaktır herhangi bir sıkıntı olmadan. Ve bir diğer çalışmada fontla ilgili belirleyebileceğimiz işte fontun bir takım stilleri, bir takım ağırlıkları gibi bölümler de bununla eklenebilir. Yani birden fazla tanımlama da gerçekleştirilebilir. Burada bir de color'la ilgili çalışma belki ekleyebiliriz. İşte nasıl bir renk istiyoruz? Bu rengi daha önceden belirlenmiş olan renkler de belirleyebiliyorduk hatırlarsanız. Ya da DS koyup burada RGB yani red, green, blue, kırmızı, yeşil ve mavi 3 ana rengin kodlamasından da gerçekleştirebiliyorduk. Mesela buradan diyelim ki istediğimiz herhangi bir rengi seçelim. İşte ben burada dark red olarak koyu bir kırmızı olarak örneğin H1'i belirliyorum. İstersek bir diğer tanımlamaya da font size'ın altına yapalım. Mesela font weight bu bold yapabilmemiz için gerekli olan bir bölümdü. İşte burada hem değerler vermek mümkün hem de bold veya bolder şeklinde değerleri vermek mümkün. Bu aşamada H1'i tanımladıktan sonra şöyle bir kontrol işlemi gerçekleştirilebilir. Acaba ben şablon dosyamdan
buradaki H1 ile ilgili olan bilgileri alabiliyor muyum? Çünkü buraya H1 olarak yazmanız ve buradaki şablon dosyası içerisinde H1 kullanmanız bu bağlantıyı sağlamak için yeterli değildi. Neden? Çünkü birden fazla CSS dosyası olabilir. Bunlar bazen farklı ortamlardan çekilebilir. Lokalden veya internet üzerinden değişik çalışma olabilirdi. O yüzden buradaki head bölümü içine tarayıcıya bunu bu H1 bilgisini nereden alması gerektiğini söylüyorduk. Eğer bir yerden almıyorsa tarayıcı varsayılan olarak bunu bırakıyordu. Genelde bu Times New Roman olarak karşımıza çıkıyor. Eğer biz burada bir değişiklikleri, özelliklerinde bir takım değişiklikler yaptıysak bunu web sayfasında görebilmemiz gerekiyordu. Şu anda baktığımız zaman bu tür bir değişikliği göremiyoruz. En azından Arial ve koyu renk kırmızı başlığın olmadığını görüyoruz. Bu çalışma için geliyorum Barakıts'ın içerisine bir bağlantı kuruyorum. Nasıl kuruyoruz bu bağlantıyı? Normalde bir link veriyoruz. Linki verdikten sonra bunun bağlantı adresini veriyoruz. Bu normal A etiketindekine benzer bir şekildeydi hatırlarsanız. Yani href diyerek bir referans veriyoruz. Ve buradan stil.css dosyasını seçiyoruz. Bunun akabinde bunun neyle ilişkili olduğunu belirliyoruz. Buradaki bölümde de bunun bir style sheet yapısı olduğunu ve tip olarak da text CSS olduğunu belirtiyoruz. Ve ilgili satırı burada kapatıyoruz. Şimdi eğer bu bağlantıdaki adresleme ve sinteksi yani yazım kuralları düzgün bir şekilde oluşturduysak burada başlığın değişmesini bekliyoruz. Evet, Arial oldu, koyu renk oldu, bold oldu ve gerekli olan özellikleri buradan aldığını görüyoruz. O zaman basit olarak CSS dosyamızla link etiketini kullanarak bağlantıyı düzgün bir şekilde sağlamış olmamız gerekli. Burada aralarda niye kontrol ediyoruz şablon HTML'yi? Çünkü web sayfasının başlangıcından sonuna kadar hiçbir şeyi kontrol etmeden kodlama yaparsak eğer daha sonra problemin nerede olduğunu keşfetmek çok kolay olmayacaktır. Acaba link satırını mı doğru yazdım? CSS'nin yeri doğru muydu vesaire şeklinde. Bunun için benim size tavsiyem ara ara sayfanın neye benzediğini, o değişikliklerin yapılıp yapılmadığını, Türkçe karakter doğru mu, renk doğru verildi gibi özelliklerine buradan bakmamızı tavsiye ediyorum. Bu aşamadan sonra CSS üzerine herhangi bir değişik yaptığınız zaman, örneğin bunu 100 olarak belirlediğiniz zaman buradaki kayıt işlemi gerçekleştikten sonra ne olacaktır? Bu etki otomatikman web sayfasına yansıyacaktır. Ve bu CSS dosyasına bağlantı kuran onlarca, yüzlerce veya binlerce web sayfası da bundan faydalanacaktır. Bu nasıl bir avantaj da sağlıyor bize? Bütün yazı tipleri, renklendirme vesaire ile ilgili merkezi bir kontrol de sağlıyor. Yani yüzlerce web sitesini bir anda formatlama ve biçimleme şansına sahip oluyorsunuz. Bunlardan copy paste ile, kopyala yapıştırla üretmiş olsak bir sayfada değişikliği diğer sayfalarda da elle değiştirmek gerekiyor. Ama tek bir kaynaktan bunu kullanmak bizim için ciddi bir avantaj sağlıyor. Buradaki bu özelliği oluşturduktan sonra çok rahat bir şekilde kopya alarak örneğin bir H2 etiketi. Bu H2 etiketimde 22 piksellik bir boyut olsun. Yine bold olarak kalsın. Belki burada renkle ilgili olan seçeneği değiştirebiliriz. İşte bu ara yapıyı diyelim ki Cutted Blue diye bir renk varmış. Onu belirleyebiliriz. Bu arada tabii şuna da dikkat etmek lazım. Senin burada gördüğün renkler dünyadaki her bilgisayarda aynı şekilde gözükecek anlamına gelmiyor. Bazen çok güzel yapmış olduğun bir tasarımı başka bilgisayara gittiğin zaman o kadar da güzel olmadığını görebilirsin renk seçimlerinde. Çünkü bilgisayarın kendi grafik özelliklerini kullanıyor renklerde. Onun için buradaki renk çalışmalarını bir takım farklı alanlarda denemek lazım. Yani farklı bilgisayarlarda, farklı monitörlerde en azından birkaç farklı seçeneğine bakmakta da fayda olabilir. Bir H2 tanımlaması gerçekleştirdik. Hemen alt tarafına bir
P tanımlaması, bir paragraf tanımlaması gerçekleştirelim. Burada belki font weight'i devreden çıkartabiliriz. Yani herhangi bir şekilde ağırlık, bold olarak yer almasın. Ve burada 18 punto olarak bunu oluşturabiliriz. Ve color olarak da black, yani siyah rengi burada tercih edebiliriz. Bir P tanımlaması da burada gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Fontlarla ilgili bir belki de önceden yapılması gereken tanımlama da hatırlarsanız neydi? Linklerle ilgili olan tanımlamaydı. Bu linklerle ilgili olan tanımlamada da tek bir A etiketi tanımlaması yetmiyordu. Neden? Çünkü bir linkin birden fazla durumu vardı. Neydi bu tanımlamalar? Link hali. Yani herhangi bir metne link verilmiş hali, bağlantı verilmiş hali. İkincisi neydi? Mouse'la üzerine gelindiği zamanki hali. Orada bir değişiklik oluyordu. Bir diğeri neydi? Ziyaret edilmiş, visited. Yani herhangi bir link eğer ziyaret edilmişse onun rengini farklı olarak belirleyebiliyorduk. Bir diğeri de neydi? Aktif. Yani yeni bir pencere, özellikle bu pop-up dediğimiz pencereler açılırsa o anda bir aktif olma yapısı vardı. Ama linkin ziyaret edilme hallerini vesairesiyle ilgili bir düzenleme yapmak istemiyorsanız bunların her birinde aynı şekilde bir özellikle bırakma şansına sahip olabiliyorsunuz. Bir web sayfası yaptınız. Linklerin hep aynı renk gözükmesini istiyorsanız visited'da yine linkle aynı özelliği alabilir diye düşünüyorduk. Burada A etiketini verdikten sonra bu A etiketinin durumunu nasıl belirliyorduk? İki nokta üst üste koyarak, öyle değil mi? Link olarak bunu belirliyorduk. Ve daha sonra yine buradaki bölüm içerisine bir tanımlama gerçekleştirebiliyorduk. Peki burada tekrar font family Arial dememize gerek var mı? Hayır, yok. Neden? Çünkü o zaten P'den bu özelliğini alacak. Bu CSS'deki cascade style sheet, yani üst üste gelme olayı bu. Bir önceki özellikleri alıyor. Herhangi bir özellik değişiyorsa o değişen özelliği sadece devreye alıyor. O zaman biz ne yapabiliriz? Tamam, H2'de de link verilse bu özellikler olsun, H3'de de olsun ama burada renk değişiklik yapılsın. Renkte bir değişiklik olsun. Ve buna diyoruz ki örneğin color buradaki renk olarak diyelim ki mavi ile ilgili şu şekilde bir mavi renk, direkt mavi bir renk olsun diyoruz. Ve alta çizili olsun istemiyoruz. Örnek olarak. Ne diyorduk burada? Text. Text'in decoration'ı, değil mi? None diyorduk. Böylece altı çizili olsun istemiyorduk. Üzerine mouse'a gelindiği zaman altı çizili olsun. Daha fazla bir değişkenlik, bir belirgenlik oluşsun istiyoruz. Ve bu özellikler kalsın. Bu özellikler kaldıktan sonra işte üzerine gelindiği zaman mesela direkt olarak kırmızı olsun ve bu sefer text decoration'da da underline, altı çizili olsun gibi bir çalışma veriyorduk. Tabii bunu test edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Metin içerisinde bir A etiketi kullanmış olmamız gerekiyor. Bir A etiketiyle bunu ifade etmemiz gerekiyor. Ben visited'da ve active'de hiçbir değişiklik olmasını istemiyorum. O yüzden sadece şuradaki bölümde, yani üzerine gelindiği zamanki kısmını istiyorum. Active'de ve visited'da herhangi bir değişiklik olmasını istemiyorum. Bu aşamadan sonra şablonuma geri döneyim. Metin kısmının içerisine bir A etiketiyle bir test linki oluşturayım buraya. Link oluştururken de yine ne yapıyorduk? Bir referans noktası belirliyorduk. Ve buradaki bölümün içine örneğin bir harici link veriyorduk. Harici linklerde hatırlamak açısından ne önemliydi? Başında HTTP ön eki olması önemliydi. Aksi takdirde bilgisayardaki bir dosyaya bakıyordu. Burada da HTTP edu.tr diye bir ifade veriyorduk. Yine hatırlama açısından yeni bir sayfada açılması için ne yapıyorduk? Çok güzel target belirliyorduk ve blank diyerek bunun yeni sayfada açılmasını istiyorduk. Ve A etiketinin içerisine örneğin HTTP web
sitesi gibi bir ifade kullandığımız zaman buradaki bağlantıyı sağlamış oluyorduk. Şimdi dosyamı ben güncellediğim zaman bütün H1, H2 ve paragraflara gerekli olan düzenlemenin yapılmış olmasını ve aynı zamanda da linke bastığım zaman da o linkin işte bir şekilde üzerine gelindiği zaman bir değişiklik olmasını ve bir link davranışı göstermesini bekliyorum. Buraya geldik. Başlık istediğim gibi, ara başlık istediğim gibi, metin istediğim gibi mavi olarak linkim var. Altının çizikliği devreden çıkartılmış durumda. Üzerine geldiğim zaman kırmızı oluyor ve altı çizik hale geliyor. Tıkladığım zaman da yeni bir sayfada bu web sayfası açılmış oluyor. O zaman temel olarak ben neyi oluşturmuş oluyorum? Web sayfamın fontla ilgili olan genel yapısını, genel mimarisini oluşturmuş oluyorum. Artık bu aşamadan sonra ne yapabilirim? 960.js gibi bir CSS framework'ü web sitemin çatısını oluşturacak şekilde tasarlamaya başlayabilirim. Bunu aslında bir kere oluşturduktan sonra böyle bir yapıyı, bundan sonraki projelerinizde de bu CSS'leri çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani her seferinde sıfırdan kodlamak aslında gereksiz. Her yeni projede bir önceki projedeki yapıyı alıp oradan devam etmek faydalı olacaktır. Buna bir ön çalışma olarak oluşturmak faydalı olacaktır. Bu aşamada hatırlarsanız 960 grid sistemini kullanacağız demiştik ilk etapta. Bu 960 grid sistemi içerisinde iki farklı yapı vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? Belirli bir standart, birazcık büyütelim rahat görebilmek açısından. Belirli bir standart genişliğe göre bu 960 grid sistemin yapısını oluşturmak. Bir diğer yapısı ise belirli bir yüzdesel çalışmaya göre bu yapıyı oluşturmak. Bunların arasında temel bir farklılık vardı. Neydi bu farklılık? Eğer biz yüzdeye göre bir tasarım yaparsak sayfa boyutlandığı zaman bu o boyutlandırmaya uygun bir şekilde daralıyor veya genişliyordu. Ama eğer sabit bir yapı oluşturursak örneğin bir mobil cihaz için ne yapmamız gerekiyordu? Ayrı bir CSS çalışması yapmamız gerekiyordu. Biz burada yüzdesel olarak bir şekilde boyutlanan bir web sitesi oluşturalım. Bu yüzdesel olarak boyutlanan web sitesi bizim mobil cihazlarla ilgili de bir şekilde rahatlıkla bu çalışmayı gerçekleştirebilmemizi sağlamış olsun. Şimdi bu aşamada gelip yeni bir dosya oluşturup buradaki dosya içerisine de örneğin 960gs.css diye sayfamızı oluşturalım. Ve bu sayfanın içerisine bu yüzdesel olan yapıyı alıp bunu kontrol A ile seçmek daha sağlıklı olacaktır. Kopyalayıp benim framework'ümün içine, framework dosyanın içine bunu kopyalamak ve kaydetmek olacaktır. Buradaki yapıda hatırlarsanız daha önceki çalışmalarda container 12'den farklı olabiliyordu. Örneğin 24 kolonlu olabilir, 6 kolonlu olabilir. Buradaki sağ sol marjinler farklı olabilir. Her kolonun boyutları farklı olabilir. Bunları değiştirmek mümkün olabiliyordu. İhtiyacınıza göre bunları formatlamak mümkün olabiliyordu. Buradaki aşamada şimdi artık şablonumuzu bu 960 yapısına göre formatlamalarını yapalım. İsterseniz şu P, H1 tarzındaki etiketleri de şimdilik silelim. Daha temiz bir başlangıç yapalım ama ondan önce ne yapmamız gerekiyor? Bu yeni oluşturduğumuz CSS dosyasına otomatikman bu bağlantıyı sağlamamız gerekiyor. Bunun kopyasını alıyorum ve yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra artık bu stili değiştiriyorum. Ama isterseniz hemen şöyle eşitleri kendiniz koyarsınız. O size listeyi verir. Elle yazarken bir takım hatalar yapmamak için 960.js.css'i seçebilirsiniz. Bu seçim işlemi yaptıktan sonra bu bağlantıyı kabaca kurmuş olduk. Daha önceki tasarım şekillerini anlatmıştık öyle değil mi? Tablo ile bir tasarım yapılıyordu. Table etiketi açılıyordu. Kolonlar, hücreler yerleştiriliyordu. Burada
bir CSS framework kullandığımız zaman bu tablo yapısının yerine ne geçiyordu? Div adını verdiğimiz division, yani bölüm etiketi burada devreye giriyordu. İlk yapmamız gereken neydi? Bir division oluşturacaktık ve bu division'ı sınıfı olarak da, class yapısı olarak da container, yani ana tutucu, o yapıyı ana çerçeveleyen yapıyı verecektir. Buradaki container'ımız nedir? Container 12. Bu container 12 nereden geliyor dersek, bu 960.js'in içindeki ana container yapısından, yani sayfanın genel yapının yüzde kaçına oturacağını veya kaç piksele yerleşeceğini belirten bir yapı olması açısından bunu belirliyorduk. Şimdi oluşturduk ve bu bölümü kapatmış olduk ve bütün body'nin içine bu division yapısını oluşturabiliyorduk. Buradaki daha sonra kod karmaşasını engellemek için buralara bir takım yorumlar ekleyebileceğimizden de bahsetmiştik. Öyle değil mi? Bu yorumları küçüktür ünlem tire tire ve tire tire büyüktür işaretiyle verebileceğimizden bahsetmiştik. Buraya ana yapı başlangıç diyebiliriz ve isterseniz buradakileri satırın yanlarına yerleştirelim. Daha kolay ifade edilebilir ve ana yapı bitiş olarak buradan girişini yapabiliriz. Ve bu ana tutucunun altında bir takım kolonlar oluşturacağız. Bu kolonlar eğer tek bir kolon olmasını istiyorsak container kadar bir grid oluşturacağız. Öyle değil mi? Grid 12 gibi. Ama 3 kolon oluşturmak istiyorsak da bir satırı dolduracak, yani 12'ye tamamlayacak kadar grid sayısını vermemiz yeterli oluyordu. Yani örneğin bir başlık görseli yerleştireceksek buraya diyorduk ki div class grid 12 ve buraya örneğin bir görsel yerleştireceğiz. Image source deyip bir görsel yerleştireceğiz. Hemen alt tarafındaki bölüme bir menü yapısı oluşturmayı düşünüyorsak, yine bu menü yapısı tamamını kaplayacaksa eğer, diyebilirsiniz ki tamamını kaplamazsa nasıl bir şey olabilir? Şöyle bir şey edebilirsiniz. Bir menü olabilir. Menünün devamında bir arama bölümü olabilir. O zaman ne yaparsınız örnek olarak? Grid 8, grid 4 diye ikiye bölebilirsiniz. Menü olabilir. Menünün yanında bir arama bölümü olabilir. Tabloda bunu yaptığımız zaman sonra birleştirmek çok zor oluyordu ama şimdi bunu yapıp daha sonra hemen grid 12, grid 8 yapıp altına bir grid 4 eklemek çok daha kolay olacaktır. İşte zaten bu CSS framework'lerin gücü de burada ortaya çıkmaktadır. Buradaki bölüme bir yeni div yapısı oluşturup bir grid 12 daha buraya ekleyebiliriz. Ve buradaki bölüme de menü diye bunu ifade edebiliriz. Hemen alt tarafındaki bölümde de bir takım içerikler yer alacağını varsayıyoruz. Diyelim ki burada bir sosyal medya alanı sağ blokta, sol blokta da bir içerik alanı tasarlıyoruz. O zaman bunu belki 8'e 4 şeklinde bir yapı oluşturabiliriz. Ya da 7'ye 5 şeklinde 12'yi tamamlayacak şekilde bir yapı burada oluşturabiliriz. Ben buradan bir yine bölüm oluşturuyorum. Bu bölümün içerisine grid 8 olarak girişini yapıyorum. Burası benim içerik alanım olacak. Hemen altındaki bölümde de bu sefer kopyalayarak bunu yapayım vakit kazanmak için. Grid 4 diyorum ve buraya da bir takım sosyal medya öğelerini daha sonra yerleştireceğimi düşünüyorum. Şimdi buradaki bölüm içerisinde henüz imajımızı yerleştirmedik. Ancak
Sayfayı şöyle bir incelememiz gerekirse, yani buradaki yapmış olduğumuz çalışmayı, şablon yapısı içerisinde üst tarafta bu menünün üzerindeki yapı geldikten sonra hemen altında menünün uzunca bir şekilde yerleşeceğini, içerik alanının ve sosyal medya öğelerinde buradaki yapıya yerleşeceğini söyleyebiliyoruz. Yani kabaca aslında bu grid sistemi bize neyi sağlamış oluyor? Web sayfasında neyi nereye yerleştirmek istemediğimizi bir şekilde belirleyebilmemizi ve bunları düzgün bir şekilde yer vermemizi sağlıyor. Bir tablo kullanmadan, bir grid yapısı kullanmadan bizim web sayfasında bir PowerPoint dosyasında olduğu gibi her istediğimiz öğeyi her istediğimiz yere yerleştirme lüksümüz bulunmuyor. Onun için bu şekilde bir düzenleme yapısına geçmemiz gerekiyor. Bu aşamadan sonra hemen üst taraftaki bölüme bir görsel yerleştirelim. Belki bu görsel için bu Hacettepe Üniversitesi'nin görselini kullanabiliriz. Buradan imajın URL'sini kopyalayalım. Ve imaj gerçekten orada mı? Bu spacer olarak kullanmışlar. O yüzden biz şöyle yapalım. Buradaki bölüme Hacettepe logo diye logomuzu aratalım. Bir sürü logo görseli var. Buradaki bölüm içerisinde istediğimiz bir logo yapısını buradan alabiliriz. Sonra yanına da bir de yazı yerleştirerek buradaki görsel yapıyı üst tarafı tamamlayabiliriz. Şu fena değilmiş. Benim hoşuma gitti. Şu da güzelmiş. Böyle biraz şeyi var. Latex'in kullandığı. Bunu kaydedelim. Ve Hacettepe logo diyerek webimizin içerisinde isterseniz bir alt klasör oluşturarak imaj diye bunun içine kaydedelim. Bu kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra Barakıt'tan bunu çağıralım. Ben istiyorum ki solda yer alsın bu. Hemen sol bölümde yer alsın. Böylece yüzdesel büyük küçümlerde de şık gözükecek. İstersek bunu transparan hale getirip transparanlıktan sonra gelip yanına başka bir renkte atayabiliriz ama şimdilik beyaz olarak kalmasında bir sıkıntı yok. Buradaki bölüme gelip hemen alabiliriz. İmajın altındaki Hacettepe logo.png diye. Hatırlarsanız burada bir klasörümüz var, ana klasörümüz ve her dışarıda aldığımız öğeyi bu klasörün içine yerleştiriyoruz. Neden? Çünkü yapılan en büyük hatalardan biri bunların farklı farklı yerlerde durması ve internete bunlar gönderilirken ilgili dosyanın gönderilmemesi, unutulması ve böylece de grafiklerin çıkmaması. Bu en fazla yaşanan problemlerden biri. Bunu bir şekilde bertaraf etmek istiyoruz. Şu anda yerleştim yerine. Bunu isterseniz kontrol edelim. Gayet güzel bir şekilde Hacettepe Üniversitesi üst tarafa yerleşti. Hemen alt tarafındaki bölümle ilgili olarak da bir menü çalışması gerçekleştirelim. Şu anda yaptıklarımız şablon içinde kalacak ve hep orada kalacaklar. Yani çok fazla değişikliğe uğramayacaklar. O bölüme kadar tasarlayıp sonra içlerini ayrı şekillerde doldurmamız gerekecek. Hatırlarsanız bir tane 960JS üzerindeki yaptığımız çalışmadan birinde bir menü çalışması yapmıştık. Ve bu menü çalışmasını CSS menü maker'dan almıştık. Buradan aratalım. Evet. CSS menu maker.com'dan almıştık. Burada istediğiniz menü öğesini seçtikten sonra bir de o menü öğesini istediğiniz gibi renklendirmesini de yapabiliyorsunuz. Ve size o şekilde indirme hakkı da veriyor. Yani illa buraya gelip de ha ben kırmızı bir logo kullandım. Buradan da kırmızı olan menüyü bulayım demeniz gerek yok. Menüyü kırmızılaştırabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir menüyü seçtikten sonra. Mesela buraya bakalım. Diyelim ki bu şekilde bir menü. Bakın her zaman üstte de menü olması gerek yok. Sağ veya sol bölüme de yerleştirilebilir. Ama buradaki bölüm içerisinden
build online diyerek buradan renklerini değiştirebiliriz. Biz kendimize bir yatay menü bulalım. Buradakilerden herhangi bir tane menü alabiliriz. Diyelim ki şuradaki menülere bakalım. Şöyle bir menü yapısı var. Buradan build online diyelim. Ve buradaki bölümler içerisinde istediğimiz bir renk değişikliği yapalım. Değil mi? Kırmızı bir menü buradan seçebiliriz. İşte buradaki yapılardan en çatlak kırmızıdan bir seçim yapabiliriz. Ve burada bakın tema seçenekleri de yine bu yapıya göre oluşturulabiliyor. Yani istediğiniz aşamada değişiklik gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bakın HTML'in nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi veriyor bize. Bu CSS dosyasını bağladıktan sonra div deyip bir ID vererek bunu tanımlamasını yapıyorsunuz. CSS'in üzerinde bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız bu ekstra bir ücrete tabiymiş. Biz CSS'i indirdikten sonra kendimiz elle değişiklikler yapabiliriz. Ve jQuery kısmıyla ilgili olarak da bu şekilde bir kod bölümünü yerleştirmemizi istiyor. Ama bunu biz zaten download ettiğimiz zaman hazır örnek dosyayı görüntüleyebileceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Buradan isterseniz neleri de ekleyebiliyorsunuz? Kendiniz menülerde ekleyebiliyorsunuz ama menü eklemek ne kadar kolay? HTML içerisinden yeni bir satır eklemek kadar kolay. Ama hiç web ile ilgili bilgisi olmayan kişiler bu eklemeyi bile buradaki menüden arzu ederlerse yapabilirler. Buradaki preview kısmına geldiğiniz zaman işte burada bir takım farklı değişiklikleri de oluşturabilirsiniz. Mesela tekstler ne renk olsun, üzerine gelindiği zaman neye dönüşsün gibi bir takım değerler olabilir. Mesela kırmızı olsun ama işte üzerine gelindiği zaman örneğin yeşil bir renge dönüşsün denebilir. Bakın yeşile dönüştü. Kırmızının üzerinde çok rahat bir şekilde okunmuyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Biz o zaman ne yapabiliriz? Buradan şöyle hafif bir gri tonlama seçebiliriz. Ve apply diyerek buradan aktif olan menünün farklı bir renge kavuşmasını sağlayabiliriz. Burada yeni bir sayfada mı açılsın? İşte target blank ekliyor vesaire yapıyor. Bu tip çalışmaların hepsi oluşturulabiliyor ve buradan download dediğimiz zaman artık bu özelliklerde olanı indirecek ama o da ücretli olarak geliyormuş. Biz buradan elle kendimiz bu çalışmaları kopyalayıp sistemin içine yerleştirebiliriz. İşte HTML yapısı, işte CSS üzerine bir değişiklik yapmamızı engelliyor ve jQuery ile ilgili oluyor. O zaman biz normal bir menü seçelim madem bunu şey yapamayacaksak, yani üzerine değişiklikler gerçekleştiremeyeceksek bu aşamada. Şimdi bu tür ek çalışmaların olduğunu gözlemledik. Şimdi herhangi bir menü yapısını buradan oluşturalım ve buradaki renk değişikliklerini vesairesini kendimiz daha sonra gerçekleştirebiliriz dediğim gibi. Bu source yapısını da indirmiş olduk. Biraz önce de bir farklı yapı indirmiştik hatırlarsanız. İşte buradan JavaScript dosyası, CSS stili, indeksin nasıl oluşturulacağı ve kullanılan imajlarla ilgili olan yapı karşımıza çıkıyor. Biz buradan bu yapıyı olduğu gibi kopyalayıp masa üstümüzdeki klasörümüzün içine bunu yerleştirebiliriz. Yerleştirdikten sonra artık Barakıts'ta bununla ilgili olan düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Önce menümüzü olduğu haliyle bir yerleştirelim. Bunun için şunu yapmamız lazım. Öncelikle bağlantıyı bu şekilde kurmamız lazım. Neyle bağlantıyı kuracağız? Styles olarak gelmiş bu. Styles bağlantısını yapacağız. Güzel. Bunu yaptıktan sonra bir bakalım. Yani bu menü yapısının indeksini nasıl oluşturmuşlar? Bakın burada
JavaScript ile ilgili olan bağlantılar var. Buradaki şu küçük script dosyası ile ilgili olan bağlantılar var. Stil dosyası ile ilgili olan bağlantılar var. O zaman biz aslında şu yapıyı alabiliriz ve buradaki mobil cihazlara göre biçimlendirmeyi, scale ile ilgili olan yapıyı da alabiliriz. Onun için şöyle bir çalışma yapalım. Hem şuradaki meta etiketlerini alıp kendi şablonumuza kopyalayalım. Yani almış olduğumuz menünün özelliklerine bir şekilde burada yer vermek açısından güzel. Ve daha sonra yine örnek dosyadaki şunun bağlantısını zaten yapmıştık. Scriptlerle ilgili olan satırları da alalım. Ve şablonumuzun içine head'in hemen üstüne bunları da yerleştirelim. Bu bağlantıları da yapmış olduk. Ve yine örnek menünün indeksinde nasıl bir yapı vardı? Şu şekilde bir div id css menü gibi bir yapı vardı. Bu yapıyı da tamamen alıp kendi şablon dosyamızın menü kısmına bunu yapıştıralım. Şunları da şöyle yer verelim ki rahat bir şekilde görüntüleyebilirim. Şimdi kaydettikten sonra bu bağlantıları düzgün bir şekilde oluşturabildiysek ve gerekli olan diğer stil dosyalarına bağlantı yaptıysak eğer, bizim web üzerindeki menü yapımızın düzgün bir şekilde çıkması gerekecek. Dikkat ederseniz burada işte ilgili bölümler, menü ile ilgili olan kısımlar vesaireler, her şey oluşmuş oldu. Şimdi bu boşlukları belirli şekillerde formatlayabiliriz. Bunlarla ilgili bir takım boşluklar oluşturabiliriz. Bunlarla ilgili bir takım tasarımlar ekleyebiliriz. Ve temel içerik yapılarını da bu şekilde oluşturabiliriz. Şimdi isterseniz madem logomuz İngilizce olarak kaldı, buradakiler de İngilizce olarak kalsın. İşte ana sayfa, ürünler, şirket, iletişim vesaire şeklinde. Mesela buraya products yerine projects diyelim. Projects diyelim. Buradaki company ile ilgili olarak da mesela academics gibi bir şey koyalım ve kontak kısmı da bu şekilde kalsın. Eğer buradaki boşluklarla ilgili bir takım çalışmalar istiyorsak buraya bir takım ek yapılar yerleştirebiliriz veya buradaki bölümleri bir paragraf altına alabiliriz. Bir paragraf etiketi altında bunları yer verebiliriz. Örnek olarak buradaki div grid yapısının içerisinde işte bir paragraf etiketiyle hemen bu UL'nin bitişine oluşturursak eğer bu menü yapısının açıldığını görürüz ki içerikleri de P veya H etiketi koyacağımız için onlar da ne yapmayacaktır? Bir şekilde yapışmayacaktır. Burada da hemen tanımlamamızı yapalım. Bir H1 içeriği. Main header diyelim mesela. Bunun içine bir H2 koyduk. Mesela header 2 diyelim ve bir paragraf yapısı oluşturduktan sonra da buraya da content diyelim. Bunları dedikten sonra şuraya da bir paragraf etiketiyle social media diyelim. Şimdi kaydedip yapıyı incelediğimiz zaman buradaki bölümü işte renklendirme, yerleşim, düzen, tasarım her şeyin gayet iyi bir şekilde yapılandığını görüyoruz. Bir de kontrol edelim. Daraltıyoruz. Bakın menü belli bir yapıdan sonra aşağıya doğru işte kayıyor, küçülüyor. Mesela bunu farklı şekillerde de tasarımlarını gerçekleştirebiliriz. Daraldığı zaman menü yapısında bir değişiklik oluşmasını dediğim gibi sağlayabiliriz. Bu şekilde tasarımımızı oluşturduk. Bir de isterseniz alt tarafa bir footer bölümü ekleyelim.
Yani bir mesela copyright mesajı veya başka bir mesajı ekleyecek şekilde şablonumuza bunu da koyalım örnek olarak. Hemen alt tarafa geldim. Alt tarafa geldikten sonra ana yapı bitişin hemen üzerine bir division ekleyebilirim. Bir class yapısı burada kullanabilirim ve grid 12 olarak bunu belirleyebilirim. Güzel. Buradaki yapıyı da oluşturmuş olduk. Belki buna bir horizontal rule buraya koyabilirim. Yani bir çizgi çekilmesini buna sağlayabilirim. Gayet güzel. Ve hemen alt tarafa da bir center özelliği ve bir paragraf özelliği vererek örneğin işte www.hctp.org gibi bir adres buraya verebilirim. İşte ortaya ve aşağı tarafa yer alacağını belirleyebilirim. Şu anda temel özelliklerini aslında tamamladık. Hazır üretim başlamadan, yani kopyalama işlemleri, sayfaları bu şablona göre üretim başlamadan linkleri de verelim ki daha sonra elle değiştirmek zorunda kalmayalım. Ama sonra ne yapacağız? Bu menüyü JavaScript'le dışarıdan çekeceğiz. O zaman zaten tek bir dosyadan menüyü çağıracağımız için linkleri de tek bir yerden güncelleyeceğiz. Ama şimdi kopyala yapıştır yapacağımız için ne olacak? Bir sayfadaki menü değişikliği diğerlerini etkilemeyecek. Onun için şimdiden o değişikliği yapalım. Buradan geliyorum. Home kısmına ne diyorum? index.html. Gayet güzel. Buradaki bölüme geldim. projects.html. Bu da güzel. academics.html ve contact.html olarak bunu da belirliyorum. Şimdi bu yapıdan sonra üzerlerine gelip alt tarafa bakarak kontrolümüzü yapalım. Projects'in üzerine yani project HTML, academics academics, contact contact, home index gayet güzel. Ve brackets içerisinde artık bu benim menü için kullandığım yapıyı da silelim. Artık buradaki yapıyı da devreden çıkartalım indeksi. Ve şablon yapısını isterseniz işletim sisteminizin dosya bölümünden kopyasını çıkartabilirsiniz. İsterseniz de dosyadan farklı kaydetleyerek index, projects, contact, academic gibi sayfaları üretelim. Farklı kaydet, index. Çok güzel. Hemen şuradaki bölüme, content'e, yani main header bölümüne welcome to my site diyelim. Bir logoyu İngilizce seçmek neye mal oldu? Görüyorsunuz bütün siteyi. Ona göre şey yapılıyor. Orada, şurada. Ben hep welcome'ı 2L'le yazıyorum. Ondan sonra onun tek L'li olduğunu şey sonucu ortaya çıkıyor. Bu güzel. Şimdi bunu farklı kaydetleyip indeksi ne vardı ikincisi? Projects değil mi? Projects diyelim. Şimdi bunun da H1'ini project olarak belirleyelim ki sayfalara girdiğimiz zaman anlayabilelim. Onu da farklı kaydet diye gelip academics olarak ki verdiğimiz linklerle aynı şekilde isimlendirme yapmak önemli. Academics olarak geldik. Bunu da academics olarak belirliyorum. Ve en son da farklı kaydet deyip contact C'yi küçük yazmam lazım. Contact HTML deyip kaydedip buradaki bölümü de contact olarak belirliyorum. Şimdi web sayfamı
index.html'den itibaren yayınladığım zaman ana sayfaya geldim. Gayet güzel. Project'e bastım, project.html'e geldim. Academics'e bastım, Academics'e geldim. Conta'a bastım, Conta'a geldim. Home'a bastım, tekrar geri döndüm. Şimdi bu varsayılan olarak hangi sayfada olduğunuzu gösterme açısından bu şekilde. Daha sonra JavaScript'le bunu ne yapacağız? Girdiğimiz sayfayı algılatıp onun rengini otomatikman değiştireceğiz. Tamam mı? Yani Academics'e tıkladığımız zaman burası artık home gibi olacak. Hangi sayfada olduğunu kullanıcı daha rahat görsün diye. Tamam mı? Oradaki aktif bölümünü otomatik olarak değiştireceğiz. Sitemizin bu yapısı oluştuktan sonra aslında şablon ki haline şu sosyal medyaları da yerleştirebilirdik. İşte Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan vesaireden. Yani değişmesiyle ilgili risk olacak bölümleri önceden yapmak gerekirdi. Ama JavaScript ile beraber bunu da çözeceğiz. Niye? Bir JavaScript sosyal medya dosyası oluşturacağız. Her sayfaya onu otomatikman çağıracağız. Ama şu an için genel yapısında bu şekilde oluşturduk. Bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? Artık sayfamızı yayınlayacağız. Bir FTP programı açıyoruz. Bu FTP programı üzerinden isterseniz Yunus'ta sayfamızı yayınlayalım. O madran şifremizi de girelim. Açık etmeden 176 diye bak arada bir tane küçük kopya verdim. Ve buradaki bağlantısını sağladık. Public HTML'in içine giriyoruz. Birçok farklı klasör yapısı var. Bunlardan masa üstümüzdeki web 001 klasörünü olduğu gibi karşıya gönderiyorum. Bütün dosyaların gitmesi tamamlanıyor. Artık dünyaya bu yapıyı açmış oldum ve buraya geldikten sonra ilgili adresi yazıp neydi? Web 001 dediğimiz zaman indeks dosyası olduğu için sayfa tüm dünyadan, Orta Doğu, Balkanlar ve yavru vatanımızdan erişilebilir bir hale gelmiş oldu. Bu arada dersi kaydedince kimsenin çıtı çıkmadı. Bu bir yöntem olarak bundan sonra her dersi kaydedelim ki herkes pür dikkat, aman ses çıkartma falan diye nefis bir şekilde dersi dinlemiş oldu. Bugüne kadar aslında bu dönem boyunca yaptığımız çalışmaların bir tekrarını sağlamış olduk ve aslında işin içine çok fazla JavaScript gibi bir programlama dili sokmadan çok statik, her şeyin elle yapıldığı bir yapıyı oluşturmuş olduk. Ama çok karmaşık sitelerden çok basit sitelere kadar aslında işin temeli ve özü bu. Siz bu şekilde bir web sitesi hayata geçirdiğiniz zaman hiçbir kullanıcı bu web sitesiyle ilgili bir problem yaşamayacaktır. Ama bu tür bir web sitesinin belki güncellemesi, bir takım eklentiler yapılması zor olacaktır ama işin temelini bu şekilde oluşturup hayata geçirmek mümkün olacaktır. Sizlerden final projesinden önce beklediğim çalışma aslında bu. Yani bu şekilde derli toplu fontlarıyla, görünümüyle, menüsüyle oluşturulmuş bir yapıyı düzgün bir içerikle en azından 5-6 sayfa ya da 4-5 sayfa şeklinde yayınlayabilmek. Eğer bu aşamaya gelebiliyorsak ki bu çalışma benim anlatarak yaklaşık bir saate yakın bir süre aldı, değil mi? Bunu çok rahat bir şekilde konuya hakimsek bu şablonu 15-20 dakikada ayağa kaldırabiliriz. Yani bu aslında çok karmaşık bir yapı değil. Bu videoda sizlere yardımcı olacaktır diyorum ve kaydımı burada bitiriyorum. Siz sevgili öğrencilere gerçekten bu kaydın gerçekleştirmesinde katkıda bulunduğunuz için. Bu arada Türkçe'de cümleler bitmiyor. Yani cümle istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Bu kaydı burada tamamlıyorum.